Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere teknik analizi nasıl yapılır veya teknik analizi nasıl ulaşırız? Teknik analizlere nereden bakabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Çok kısa bir video çekeceğim. Hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Eğer teknik analiz konusunda bir fikriniz yoksa arkadaşlar Trending We Have denen şu programı indirebilirsiniz. Play Store ve App Store'dan. Ve buradan arkadaşlar teknik analizlere bakabilirsiniz. Nasıl? Sağ alt köşede arkadaşlar fikirler var. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bakın e, arama yeri var arkadaşlar. Şu üst köşede görüyorsunuz. Hemen göstereyim. Evet fikirlere tıkladığınızda bu sayfa açılır arkadaşlar. Bu sağ üst köşeden e, bakmak istediğiniz şirket. Mesela örnek veriyorum. Herhangi bir şirkete bakalım. Mesela örnek veriyorum. Türk Hava Yolları'na bakalım arkadaşlar. THY. Türk Hava Yolları. Arkadaşlar bakın burada teknik analizler çıkıyor. Popüler ve en yeni yani en son yapılan analizleri görebiliyorsunuz. Mesela 24 saat önce popüler olan bir analizdi arkadaşlar. Hemen bakalım. Türk Hava Yolları ile ilgili bir analiz yapmış. Borsa merkezi denen bir kişi. Ne yazıyor arkadaşlar analizinde? Türk Hava Yolları 14.75 fiyat bandında eksi 1.01 değerle kapanış gösterdi. 60 milyon adet işlem hacmine son vesaire vesaire uzun bir bilgi paylaşmış arkadaşlar. Bakın. Güzel bir teknik analiz yapmış ve bilgilerini güzelce paylaşmış. Bakın. Burada birçok insan teknik analizini paylaşıp yapıp burada paylaşıyor arkadaşlar. Siz de bu teknik analizleri inceleyip altında yapılan yorumları inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz. Veya teknik analizi neye göre yapmış bunları değerlendirebilirsiniz. Ufaktan fikirler sahip, fikir sahibi olabilirsiniz. Eğer siz de kendiniz teknik analiz yapmak istiyorsanız arkadaşlar izleme listesine tıklıyoruz. Buradan herhangi bir şirket seçiyoruz. Örnek veriyorum. bu sefer başka şirketten verelim. Tek benden verelim arkadaşlar. Bakın e, ee, tek arkadaşlar böyle mesela şu an neydi arkadaşlar haftalıkta bunu günlük yapalım. Mesela buradan günlük, aylık, saatlik ve dakikalık olarak bakabiliyorsunuz. Bir saatliğe bakalım arkadaşlar. Böyle e, yalnız osilatörümüzü mesela arkadaşlar şablonlarınızı bu, buradan sol üst köşeden arkadaşlar bunu böyle kaydırarak şablonlarınıza bakabilirsiniz. Mesela ne şablonuna bakalım arkadaşlar. Burada bir sürü şablon var hangisine bakalım? Bilbilimiz değil. Osilatöre bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, osilatörüne bu şekilde bakabilirsiniz. Bakın. Teknik analiz olarak buralardan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü şablon var. Veya en üstte buna bakalım. Ban çizgisi var. Arkadaşlar bunların tek tek ne işe yaradığını vesaire bunları internetten araştırarak öğrenebilirsiniz. Bu şekilde teknik analiz yapıyorsunuz. Çok zor değil. Yani bir üzerine gayet güzel, basit teknik analiz yapabilirsiniz. Ama şablonların vesaire ne işe yaradığını öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Bakın bütün hepsini göstereyim sizlere tek tek. Mesela benim en sevdiğim şablon hangisiydi? Bu muydu? Alsat noktalarını gösteriyordu. Bakın. Böyle e, şablonlara bakabilirsiniz. Şunu günlük yapalım. Bir dakika günlük yapıp isterseniz çizgileri mesela kendiniz çizebilirsiniz ve yani bant çizgileri çizebilirsiniz nasıl? Şöyle trend çizgisi çizebilirsiniz. Mesela buradan orası olmaz ama neyse böyle hani arkadaşlar çizgide çizebilirsiniz mesela böyle. Tekrar çizelim bir tane daha. Mesela oradan böyle arkadaşlar çizgiler çizebilirsiniz yani. Buradan bir sürü işlem yapabilirsiniz. E ee, onun haricinde buradan başka ne gösterebilirim size? Göstergeler. Evet buradan göstergeler var arkadaşlar. Bunları da görebilirsiniz. Mesela artışık düşük, yükseliş stratejini görebilirsiniz. Aç göz strateji. Mesela bunu ben şimdi duydum. 30 gün siz denemeye geç. 1 dakika. Um, işlem acmi. Şu göz şablonları bir kapatalım. Şablonları bir kapatayım arkadaşlar. Evet bunu da haftalı alalım. Hisse e, incelerken arkadaşlar haftalık veya günlük olarak inceleyebilirsiniz. Şablonlar neden kalmadı? Günlük olarak inceleyebilirsiniz. Burada tepe ve dip noktalarını görüyoruz arkadaşlar hisselerin. Bakın bu şekil bir inceleme yap. grafik var altta hacmini görebiliyorsunuz bunları buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar işlem hacmi işlem osilatör yazıyor buna tıklayalım bir de bunu seçmiyorum bunlar çoğu ücretli 30 gün ücretsiz deneyelim Ücret, bazı özetler tabii ki bildiğiniz gibi ücretli ama yani hisseleri biraz daha böyle daha detaylı inceleyebilirsiniz. Yani normalde kullandığınız program aracılığıyla değil de daha düzgün inceleyebilirsiniz. Ya da bu şekil buradan araştırdığınız, takip ettiğiniz hisseyi yorumlayabilirsiniz. Mesela kendi takip ettiğim hisseye bakmak istiyorum. 9 Mart en yeniye bakalım. En yeni en son otan, 9 Mart'ta yapılmış. Premier'e siyat bir fiyat var. 400 bedelsiz bölünme anayı bekleyen bir kağıt için mantıklı hareketler bölünme sonrası fiyatın uygun hale gelmesiyle birlikte hisse sığ bir hisse olmaktan bir tık uzaklaşır diye düşünüyorum. Onay verildiğinde flama direği kadar ilerleme olabilir. Böyle bir yorum yapmış. Kendi takipimi yazmış. Anlayana sivrisine, anlamayana da bu zorunda güzel yorum Bu şekil hisselere bakabilirsiniz. Yani trading bir evi değerlendirin arkadaşlar. Borsa ile ilgileniyorsanız, teknik analize önem veriyorsanız ben teknik analize pek önem vermiyorum. Neden? Türkiye'de teknik analizin işe yaradığını düşünmüyorum. Neden? Türkiye'deki hisse senetleri ucu ucuz ve mesela bir şirketin diyelim arkadaşlar değeri 10 milyon TL. 10 milyon TL'lik hissesi var diyelim piyasada. Yani Türkiye'de öyle şirketler yapılar ve yani öyle kişiler var ki 10 milyonluk hisselerin tamamını tek başına satın alıp veya alabiliyor ve tek başına satabiliyor. O yüzden hani yani teknik olarak yani yükselecek denen bir hisse tamam mı arkadaşlar? Teknik analize bakarsınız. Bütün teknikçiler, analizciler vesaire bu hisse uçacak, kaçacak yorumu yapar. Çünkü tamamen teknik, grafik, analiz hepsi onu gösteriyordur. Ama biri gelir elindeki bütün hisseyi satar, hisseyi düşürür. Bu olabilir. Veya tam tersi hisseyi çıkarabilir. Türkiye'de bunlar oluyor. O yüzden teknik analizi yani bakmıyorum hani girmiyorum, araştırmıyorum, öğrenmiyorum bile. Yatırım yapmak isteyen arada insanlar zaten teknik analize gerek yok. Niye? Paranız vardır. 10 bin, 20 bin, 30 bin. Ne yaparsınız? Bunu bölersiniz. Herhangi bir hisse. 10 liralık bir hisse mi? 1000 liralık alırsınız. 2000 lira alırsınız. Düşerse biraz daha alırsınız. Düşerse biraz daha alırsınız. Düşerse biraz daha alırsınız. Eğer sağlam bir şirkete yatırım yaptıysanız zaten elinde sonunda çıkacaktır. Yani bunu bir ay içinde de olabilir, bir sene içinde de olabilir, iki sene içinde de olabilir. Yatırımcıysanız zaten teknik ihtiyacınız yoktur. Çünkü elinde sonunda çıkacaktır. Her hisse senedi çıkar. Bana şu hisse senedi sağlam hisse senedi aldım halde çıkmadı düştü. 10 sene bekledim. Kimse diyemez. Ya şunu şundan iddialıyım arkadaşlar. Ben yani Türkiye şartlarında şu, yani biz 30'da demeyeyim yani, ana pazarda e, yıldız pazarda olan bir şirket aldım ben ve 3 sene 5 3 sene bekledim. Veya 5 sene bekledim ama aldığım fiyatı bir daha görmedi. Yukarısına gitmedi. Zarar ettim. Kimse diyemez. Çünkü yok ya ben öyle bir şirket görmedim arkadaşlar. Bundan 1,5 yıl önce 50 kuruşa hisseler vardı. 40 kuruşa. Şu an 1 liradan aşağıda hisse kalmadı arkadaşlar. Yani yarın öbür gün 10 liradan aşağıda kalmayacağını düşünüyorum gibi. Bana öyle geliyor ama bakalım göreceğiz. Hayat çatları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Katıl butonu var. Eğer 15 TL, 30 TL gibi destekler e, vermek isteyen arkadaşlar olursa teşekkür ederim şimdiden. Kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Destekleriniz her zaman ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.